Mantığın durduğu yerde şeytan yardım eder. Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür. Öfkeyle başlayan her şey utançla biter. Bir testi yaparsın çamurdan. İçindeki boşluktur onu yararlı kılan. Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız cehaletin bedelini hesaplayın. Şüphe ne kadar büyükse farkındalık da o kadar büyük olur. Yalan kadar insanı alçaltan başka bir şey yoktur. Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. Bir insan ne kadar kendi kendisine yeterse, başka insanlara o denli daha az gereksinim duyacaktır. Her başarı, sabır ile zamanı birleştirerek sağlanır. Müzakere ederken öğrendiğim şeylerden biri, kendimi değiştirene kadar başkalarını değiştiremeyeceğimdi. Otoritenin gücü ne kadar artarsa birey o kadar zayıflar ve çaresizleşir. Dibe vurduğunu sanıp bir dip daha olduğunu keşfedebiliyordu insan. Yapmadan önce düşünmek, yaptıktan sonra yanmaktan iyidir. Yolunu kaybetmiş birine yön sorulmaz. İnsanın gerçekten ne olduğunu gösteren şey, yaşadığı zorluklara verdiği tepkilerdir. Kendi doğruların başkalarına yanlış geliyor diye doğrularından vazgeçme. Hayat bir hastalıktır ve ölüm doğumda başlar. Her nefes, her kalp atışı bir ölüm anıdır. Hayattaki en güzel şey, tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen sizin hala muhteşem olduğunuzu düşünen birisinin olmasıdır. Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir. Büyük insanlar daha benzerler. Yaklaştıkça onların büyüklüğü ve önemi ortaya çıkar. Küçük insanlarsa serap gibidirler. Yaklaştıkça ne kadar değersiz ve sahte oldukları ortaya çıkar. Zeki birinin dostu, tüm akılsız insanların dostluğundan daha iyidir. Esasında hayatta iki şey vardır. Bilim ve şahsi düşünceler. İlki bilgiye yol açar. İkincisi cehalete. İnsanın gözü karanlığa alışınca karanlığı fark etmemeye başlar. En büyük hata, hatalarımızdan ders çıkarmamaktır. Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir. Tam önüne bakan başını vurur, tam havaya bakan ayağını. İnsanı daha kötü yapamayan bir şey nasıl olur da insanın yaşamını daha kötü yapar? En kötü yalnızlık kendinle barışık olmamaktır. Birinden bir şey beklersen yiter gider elindeki. Yazgı, kendisine karşı koyacak erdemin var olmadığı yerde gücünü gösterir. Hakikat, iki ucu keskin bir kılıç gibi çok tehlikelidir. Bir yandan korurken, diğer yandan da yok eder. Endişe bizi harekete sokmalıdır.
depresyona değil. Cehalet, tüm bilgeliklerin kökü ve gövdesidir. Aptalı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar. Talih, verdiği dışında hiçbir şey almaz insandan. Mücadele yoksa aşk sona ermiş demektir. İnsanlar birbirini öldürmek gibi vahşi eylemlere devam ettikleri sürece gelişimin önü kapalıdır. Gitme diyebilecek kadar güçlü olmalı insan hayatta. Çünkü hiç kimse kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değil aslında. Korku suçu, suç cezayı doğurur. Ölüm acı vermez, acı veren şey yaşamdır. Dünyada büyük hiçbir şey tutku olmaksızın başarılmış değildir. Bütün umudum kendimde. Kimi insan öldükten sonra doğar. Vazgeçmek, kendimizi özgür kılmamız demek, hiçbir şey istememek ise güç sahibi olmak anlamına gelir. Bir şey kesinlikle yasaklanıyorsa, buna yol açan bir istek var demektir ortada. Kaybedecek hiçbir şey olmayan kişiye güvenme. Başkalarını çok fazla düşünen bir kimse kendisini unutur. Ruhumdaki fırtına köreltti tüm duygularımı. Bir fikri öldürmenin en iyi yolu onu yanlış savunmaktır. Bilge bir insan için her gün yeni bir hayattır. Akıllı olmak bir beyne sahip olmakla bitmiyor. Önemli olan onu kullanabilmek. Gidilmemesi gereken yollar vardır. Saldırılmaması gereken kentler vardır. Mücadeleye gerek olmayan yerler vardır.